Hazır mısın? Bakayım ne giydin. Biraz tutucu. Ama Dilara Hanım, makyajınızı artık değiştirin lütfen. Bu gözlerle bu makyaj yapılmaz. Anladık, yaslı bir dulsunuz ama yeter artık ya. Sen bir kadınsın. O nasıl bir şeydi hatırlamıyorum. Bu akşam hatırlamana yardımcı olacak biri var. Ben onun için çok yaşlıyım. Bir kere Yaman'ın yaşı senden büyük. Hem o senin hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyor. Bana uyduruyorsun gibi geliyor. Bırak şimdi, itiraf et ama. Hoş çocuk değil mi? Çok. Bakalım. Sen bunu giyiyorsun. Sonra da makyajına biraz rötuş yapıyoruz. Şekerim, başta erkeklere biraz yardımcı olmak lazım değil mi ama? Sonra yine bildiğin gibi giyinirsin. Şahane. Olamaz. Anne, abla. Ne oldu size ya? Aman bu da. Ne var işte, insan gibi giyindik. Hep sen mi süsleneceksin Zeynep Hanım? Çok hoş olmuşsun Dilara abla. Siz de öyle Sümbül teyze. Çok genç görünüyorsunuz. Hadi oradan. Ben gencim zaten. Oo, kadınlara bak Yaman. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum, dilim tutuldu. Seymen, makyajım çok mu fazla kaçmış? Ben makyaj falan göremiyorum. Bu doğal güzelliğiniz değil mi zaten? Esas güzellik burada. Hanımefendi. Çok güzelsiniz. Ben tamamım. Hoş geldin hayatım. Hadi bakalım. Zeliş. Canım. Görüşürüz. Ay 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 ay. En yakışıklısı bana kaldı. Gel bakalım. İyice tanıdın mı? Nerede ağam? Daha beter kafam karıştı. Yem'e bak, tepem atıyor artık. Annemi idare edinceye kadar aklı karıyı seçtim ya. Ama ağam çok fena, acayip de kız. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Harikasın. Çok güzel çalıyorlar değil mi? Evet, çok hoş. Buraya hiç gelmedik. Güzel gelmiş. Çok eğlenceli bir gece olacak galiba. Galiba. Çok iyi bir gece değil mi? Baksana şuna. Tek bir böcek gibi o. Çok emin değilim. İyi akşamlar. Nasıl oldun Seymen? İyi gördüm seni maşallah. İyiyiz çok şükür. Gördüğün gibi işte. Nasılsın gelin hanım? Çok mersi, iyiyim. Zeynep maşallah ne kadar büyümüşsün. Sen de iyisin inşallah Sümbül Hanım. Hiç değişmemişsin. İyi gördüm seni. Sağ ol Ali Bey. İyiyim. Zeliha nasıl?
İyi mi? İyi çok şükür. Sizinkiler de iyi mi? İyiler. Biz de şuradayız. Kayseri'den misafirlerimiz var. Hadi bir hatırınızı sorayım dedim. Size afiyet olsun. Ne yeniyormuş burada? Hadi öldük açlıktan. Yeter, oturalım mı? Bakmıyor işte. Aa, kim bakmıyor? Ne diyorsun sen ya? Ama olmaz ki Yaman. Bu kadar hoş giyinmiş güzel bir hanımı nasıl dansa kaldırmazsın ya? Ah, tabii eğer isterse. Dilara ne dersin? Bilmem. Hadi bak ne güzel çalıyor. Şöyle kıyafetini bir karşıdan görelim. Boşuna uğraşıyoruz. Dayı gel. Gel. Bingül annemi kaldırsana. Bırakın beni. Ben sarhoş olmam. Olmam da olmam. Biz sana sarhoşsun demedik ki dayı. Ben. Tansiyonu çıktı galiba. Of dayı ya. Dur ben sana bir kahve yaptım. Bingül. Hemen bir kahve yap getir dayıma. Bırak. Ne oldunuz ayol? Ne oldu dayı sana ya? Seni hiç böyle görmemiştik. Masadan kalkıncaya kadar gayet normaldi. Arabada birden dağıldı. Eve zor getirdik. Yalan konuşma. Virajı alırken başım döndü. Eşek gibi araba kullanırsan öyle olur tabii. Ya dayı 30'la gidiyorduk. Ne kadar içti bu? Hiç ya. Koca masa bir büyüğü zor bitirdik. İçtiğinden değil. Başka şey çarptı bana kalırsa. Karadağlar da oradaydı. Benim için o kadın hiçbir şey ifade etmez. Dilini keserim senin. Ben ona rastlayabilirim. Ama lisenin müdürü hanıma da rastlayabilirim. Anladın mı? Aynı şey. Siz yatın hadi. Sıcakta içince çarpar böyle. Hadi. Hadi dedim. Gül lan. Sümbül'ü mü gördün? Bilmiyorum. Ailecek oradaydılar. Görmüş olabilirim. Fark etmedim. Bir 20 yıl vardı mı görmediydin? 20 yıl önce Hacı Yorga Emmi'nin kızının düğününde karşılaştıydın da gene böyle olduydun. Bana ne be Sümül'den? Elin Karadağlısı. Abi, kendine bari yalan konuşma artık. Bak, insanlıktan çıktı. İnsanlar 1-2 sene kara sevda çekiyor da doktora koşuyor bu illetten kurtulmak için. Bak seninki 35 belki 40 sene oldu. İnkarın faydası yok. Geç aynanın karşısına, bak kendi suratına, yüz yüze konuş. Kendi kendineyken de bana ne diyebiliyor musun? Tamam o zaman, bir şey demem. Diyelim ki diyemiyorum. Faydası var mı? Var elbet. Sırtın ağrıyor mesela.
40 sene yerini bilmeden ağrım var diye dolanıyor mu insan? Doktora gidiyor. Şurası ağrıyor diyor. Şundan diyorlar. Ağrını kesiyorlar. Önce nerenin ağrıdığını bileceksin, sonra onu söyleyeceksin. Ondan sonra çaresine bakılacak. Bunun çaresi teneşir. Neden? Sümbül artık dul bir kadın. Hem maşallah daha dünkü taze gibi. Zaten içip içip delirmenden belli öyle oldu. Manyak manyak konuşma Kader. İnsanın aklını bulandırma boş yere. Öyle birden görünce bir tuhaf oldum işte. Büyütme. Sanki ilk defa sarhoş oluyoruz. Hadi sen yat. Ben de bir sigara içip yatacağım zaten. Sen bilirsin. Bir 30 sene daha yaşarsın böyle bir başına. Ne yapalım yani? Bir başımıza kalmayalım diye sürüp dağa mı kaldıralım torun torba sahibi kadını? Allah Allah ya. Ay bu erkek milleti. İş yapmaya gelince 7 kat yabancıyla can ciğer olur. 5 dakikada hısım çıkarsınız. Çeneniz düşer. Ama gel gör ki iş sevdiğiniz kadından 2 kelime konuşmaya gelince ölür ölür de dirilirsiniz. Ay çenen düştü senin de. Sevdiğin kadın madın kalmadı. O genç kendi. Hadi yatağa. Kafam şişti be.